150 yıl önce çok güzel yapmışlar. Çok güzel hizmetini ortaya koymuş. Zaman içerisinde bu köprünün devamını sağlayan patika yol artık atıl kalmış. Buradan araba yolu geçince. Hali hiç kullanılmadıkça üzeri orman sarmış ve görünmez noktaya gelmişti. Biz ara sıra buradan gelip geçerken yani içimiz acıyordu. Yani bu güzelim köprü kullanılmadığı için. Elimizden bu geldi. Devamı umarım gelir. Güzelleşmesine katkı sağlayacak kim yetkili veya bu konuda sorumluluk almak isteyen kim varsa herkesi davet ediyorum. Atıl kaldıktan sonra üzerine saran sarmaşıklar, taş aralarına giren kökler, taşları oynatmış. Yani büyüdükçe o kökler. Yani biz o köklerden kurtarmaya çalıştık. Her ne kadar o sarmaşıklar güzel bir görüntü veriyor gibi olsa da, masum dursa da aslında zararlı, köprüye zarar veren şeylerdi. Ya biz zaten sosyal medyada da paylaşım yapmayı seviyoruz. Köye geldiğimizde bu köyde yaşadığımız güzel anları insanlarla, sevdiklerimize, çevremize paylaşmayı seviyoruz. Burada köprüyle ilgili bir iş yapacağımız zaman da ya insanların hoşuna gider diye düşündük. Yani belki de olumlu olumsuz alacağımız tepkiye göre de devam edeceğiz ya da etmeyecektik. Belki de yanlış bir şey yapıyoruz, belki de çok güzel bir şey yapıyoruz. Bunu anlamak için de burada video kaydına başladık, biz temizliğe başladık. Hızlı bir video. Sonra bunu sakınca görmedik ve paylaştık. Yani inanamadık, yani çok güzel tepkiler aldık, çok güzel yorumlar aldık gerçekten. İnsanların bu tip duyarlılığa hasret kaldığı, biz çok büyük bir iş yapmadık aslında ama çok örneği galiba günümüzde fazla görülmüyor. Yani eminim yani o insanların birçoğu burada bizim yerimizde olsa aynı şeyi yapardı. Biz çok ekstrem bir şey yapmadık ama çok örneği fazla olmadığı için galiba çok dikkat çekti. Zor değil temizlik. Biz buradan geçerken köprü görüyorduk ama böyle göremiyor gibiydik. Yani çok zor anlaşılıyordu. Böyle geliyordu misafirler falan. Burada köprü mü vardı, biz hiç görmedik falan oluyorlardı. Biz de bu yüzden de biraz temizlemiş olduk bu köprüyü. Daha çok yosunları şey yaptım ben. Onlar aralara falan sıkışmıştı. Otlar vardı. Onları böyle çekince mesela taşlar oynayabiliyor. Bu yüzden daha çok dikkat ettim. Dikkat ederek temizlik çalışması yaptın. Ne kadar sürdü bu temizlik? Çok yoruldun mu? 2-3. Ben temizlik yapmayı da severim gibi. Bir de böyle tarihi eser ya, daha çok böyle insanı şey yapıyor. Hoşuna gidiyor. Arabayla arada bir geçerken hiç görmediğimiz bir şekilde köprüde insana görüyoruz. Köprü dikkat çekmeye başladı. Hı-hı. Hatta misafirler geldi, onlar da çok görmek istedi bu köprüyü. Sosyal medyada görmüşler. Peki ne yapılmasını istiyorsun bu köprüye? Sen temizliğini yaptın. Şimdi köprüye ne olması gerekiyor sence? Yani biz yapıyoruz, evet. Ama yani düzenli olarak da bence yapılması gerekiyor.